Evet Serra, merhaba. Etkinliğimize katıldığın için çok Katıldığın için çok teşekkürler. Hoş geldin. teşekkür ederim. Hoş bulduk. Merhaba. Sana sen hala bu arada yapıyorsun tabii ki Ağustos bildiğine devam ediyorsun değil mi? Evet. Bitirmek üzereyim. Şubat'ta sınavlar bitiyor. Harika. Ne Peki yap? nasıl Ausbildung yapmaya karar verdin ve neden özellikle marangozluğu tercih ettin? Marangozlukla hep ilgileniyordum. Daha önce Türkiye'de de İstanbul'da da bir böyle oyma ustasının yanındaydım. Buraya geldiğimde de bir kolektif olarak marangoz, kendimi marangoz olarak tanımlıyordum. Ama buraya geldiğimde fark ettim ki Ausbildung gerçekten çok daha detaylı. Yani Türkiye'de yaptığım çırak usta ilişkisine ben çok böyle her şeyin detayını öğrenebileceğim bir şey olduğunu fark ettim Ausbildung'da. Ondan sonra öyle bir merak ettim filan. Biraz şeyden korkuyordum, yaşımdan dolayı mümkün mü değil mi diye Ausbildung'a girmek. Ama güzel bir firma buldum. Yani şey okul, yani firmada değil de okulda çalışıyorum. Yapıyorum Ausbildung'u. Orada da çok bayağı destek buldum böyle hani hem nasıl diyeyim hem farkındalar işte daha önce biraz tahtayla şey yaptığımı teorimi geliştirmek için bayağı bir uğraştılar falan. Güzel yani teorik olarak gerçekten çok çok detay öğreniyorum. Çok zevkli. Tavsiye ediyorum herkese. Senin mesleğinin en sevdiğin yanı ne? Seni en çok mutlu eden yanı ne? Yani süreç gerçekten böyle sabrı test eden bir şey ama bitişi de çok çok huzur ya da zevk veren bir şey marangoz olarak ya da el işçiliği yani biraz metallere çalıştığım oldu falan yani tabii ki de şeye bakmak lazım yani el işçiliğiyle uğraşıyorsanız çok soğuk bir ülkedeyiz. Ondan dolayı hani dışarıda çalışacağınız atölyeler falan falandan mesela ben kaçtım. Hani çünkü Zimmermann diye bir şey de var böyle şey marangozluk altında ikiye ayrılıyor. Biri mobilya, biri işte bina yapma filan ya da çiftlik yapma şu bu hani böyle daha büyük tahtalarla mobilya yapma da şey tişlerine giriyor. Öyle. Mesleğin en zorlu yanını soracaktım sana. Bu durumda biraz dışarıda çalışma zorunda kalışı olabilirim ama gerçekten şimdi tişörün olarak eğitim alıyorsun, daha içeride işler yapıyorsun sanırım, değil mi? Evet. Yani zorlu tarafı bilmiyorum aslında ne kadar zorlu tarafı. Tabii makineleri çıkarıp indirmek falan böyle hani habire bir hareket halindesin. Habire yeni müşterin var ve onlarla hani onları mutlu etmek ya da vesaire detayları konuşmak. Tabii o bayağı sabır isteyen bir şey ama genel olarak işin kendisi çok zevkli. Süper. Peki Ausbildung yaptığın yeri nasıl buldun? Uzun bir süreç miydi arama süreci? Ya şöyle biraz zaman aldı çünkü normalde Ausbildung işte ikiye ayrılıyor ya firmada yapıyorsun ya da okulda firmada yaptığında da haftada bir kere bir okula gitmen lazım teori yapmak için bense ya şöyle hani job center'da değilim ya da işte hükümetten para almıyorum selbstständig olarak zaten çalışıyordum işte galerilerde şunda bunda filan. Öyle devam ettirebileceğim yani bir yandan böyle praktikum gibi gösterecek bir yere buldum. Burada da birçok insan bu olduğum yerde 30 yaş üstü çoğu yani 18 yaş şeyinde değil ve bayağı biraz zaman aldı ama yani bakarsanız hani kolay da bulunabilir. Peki, zorlu bir eğitim süreci mi? Kaç saat okula gidiyorsun mesela? Biraz hani bize günlerinden, okulda geçirdiğin Evet. zamandan bahseder misin? Yani şu anda hani sınav dönemine giriyorum. Gerçekten çıkışım astronot olmak üzereyim gibi hissediyorum. Yani gerçekten çok fazla alan var. Sınavlar 8 saat, 2 3 3 2 2 sınava gireceğim 8 saatlik. Biri teori, ikişer saat işte böyle çizim filanla ve tahta ve
pencere ve birçok alan yani merdiven, dış kapı, iç kapı, ondan sonra da mobilya geliyor tabii. Alanlarında bayağı şey yapıyorsun. Ondan başka şeye de girmen lazım maalesef. Alman ekonomisi, bütün Ausbildung yapan değişik alanlarda böyle bir sınav da var. Sonra 8 saatlik bir sana bir çizim veriyorlar. Zaten o çizimi artık biliyorsun nasıl okumayı sınava girdiğinde. 8 saatte o çizimin içindeki mobilyayı yapabilmen lazım. O bir sınav. Bir de sonuncu sınavımsa işte bir mobilya yapıyorsun 2 hafta içinde ve o mobilyayı exhibit ediyorsun. Kriterleri kendi seçtiğin kriterlerden puan işte ya alıyorsun ya da düşüyor. Zorlu, zorlu. Yani tutkal üzerine 8 saatlik derse girdiğim oldu. Ondan dolayı bayağı ilginç şeyler de öğreniyorsun. Yani tavsiye ederim. Ama gerçekten böyle hani sonunda zorluyor biraz. Ya. Kaç saat günde okula gidiyorsun ya da o firmaya gidiyorsun? İki Yani hafta saat. içi her gün gidiyor musun? Evet. 40 saatlik hafta. Haftada 40 saatlik bu eğitimi Evet. alıyorsun. Yani tam Evet. zaman çalışıyormuş gibi. Evet. Aynen. Zaten çalışıyorsun. Yani Çalışıyorsun çalışma. az. Evet. Aynen. Aynı şey denkleme geliyor. Ya. Peki bitirdikten sonra eğitimini ne yapmayı düşünüyorsun? Ya da mesela belki bilgin varsa bu konuda bizi aydınlatabilirsin. Yardımcı oluyorlar mı Ausbildung'u bitirdikten sonra iş bulma konusunda okul Ya ya da şöyle firmasına? çok güzel bir şey öğrendim. Erasmus Plus diye bir şey var. Bu Ausbildung yapan insanlar için. Ve sertifikanı aldığın ilk yıl, tek yıl yani bir yıl içinde işte Avrupa'da herhangi bir yerde bulduğun yerde ya da onların sana seçtiğin alanda bulduğu yerde galiba kiranı ödeyecek şekilde ve işte minimum wage, minimum şey orada geçinecek şekilde Askeri bir gelir. marangozhaneye başvurabiliyorsun. Büyük ihtimalle de istiyorlar çünkü sen hani ucuz işçi gibi olmuş oluyorsun. Çünkü Alman hükümeti ödüyor gibi bir herhalde ya da Erasmus programı ödüyor. Ondan dolayı onlar da para vermemiş oluyor yani öbür marangozhaneler. Ondan dolayı da yani iki taraflı şey olabiliyor. Bunu bir deneyeceğim. Okulu umarım Şubat'ta bitirdiğimde. Bir de ondan başka işte yatların içinde mobilya firmalarına bakacağım. Hani büyük yatların orada hani biraz daha şey olabiliyor ama tabii istediğin alana girebiliyorsun. Yani dediğim gibi cam, merdiven, mobilya yapımı, işte tiyatro, opera alanlarına gerçekten böyle elin dolu gidiyorsun. Herhangi bir yerde rahat hissedeceğin bir şekilde sertifikayı hazırlıyorlar sana. Bir dinleyeceğimiz şey almış. Gözümüzü biraz korkuttu demiş ama sence o kadar korkacakları bir şey var mı? Yok yok yani korkacak bir şey yok. Ya yani şöyle bir şey önemli olan bence gerçekten Ausbildung yapmadan önce ne var ve istediğin alana hani gerçekten çok çeşit Ausbildung var. Hani istediğin alana her şey çok spesifik. İstediğin alana bakmak lazım çünkü hani böyle içindeyken bazı arkadaşlar şey "Aa ben bunu aslında istiyordum ama bunun olduğunu bilmiyordum" falan. Onun için tavsiyem gerçekten hani ben de böyle hani öbür marangozluk mu yapayım bunu mu yapayım falan bayağı bir baktım araştırdım ne demek ikisi arasında. Korkacak bir şey yok ya çok zevkli yani bir yandan şey düşünüyorum yani bu yaşta ne bileyim sevdiğim alana 8 saat günde vermek çok yani lüks geliyor bana. Doğruyu. Peki bir şey daha soracağım. Ben tabii ki senin burada doğma büyüme olmadığını biliyorum. Sen de buraya daha sonradan geldin. Almanca nasıl bir rol oynuyor senin şu an aldığın mesleki eğitimde? Almanca gerçekten lazım. B1 ya da B2 lazım. B1 ile başladım ama çok zorlanıyorum. Yani gerçekten ben 6 ay uzattım. Çünkü 6 ay önce hazır değildim kesinlikle. Sınava girmeyi şimdi işte eski sınavları falan anlıyorum ve şey yapabiliyorum. Ondan dolayı o yani sıkıntı yaşamamak için gerçekten B2 zaman verip sonra atlamak daha iyi.
Yani bu kadar dersleri de anlatınca Almanca gerektiğini hissediyorsun. Aynen. Peki bazı Ausbildung'larda öyle oluyor. Ödeme de alıyorsun. Sen bir ödeme alıyor musun? Çalışıyor gibi. Hayır. Seninkinde yok, değil mi? Yani job center'da ya da şeydesiniz yok. Ben şöyle bir programa girdim. Daha önce marangozluk arkası olan biri olarak girdim. AJE yani AJE diye bir program var. Bu çok bilinen bir program değil. Ama daha önce 50 de hani alanında çalışmış olan insanlara böyle bir hani şey teklifi veriyor. İşte şeyleri ödeme, dersleri ödeme şeyi veriyor. Ama günlük hayatı işte kendim Karşılayacaksın. ayrıca çalışarak şey yaptım. Anladım. Yani. Peki hiç böyle sen başvurdun mu, biliyor muydun? Devletten alabileceğin destekler var mı? Sen hiç başvurdun mu? Destekler var, destekler var. Ben başvurmadım. Çünkü yani o nasıl diyeyim evlilik vesaireden dolayı bence başvursam da alamayacağımı düşündüm ve ondan başvurmadım ama kesinlikle vardır. Berfük'te galiba ulaşabiliyorsun. BAFÖK'te olabiliyor musun? Bir de evet, Berus Ausbildung Hilfe var. Uzman odasında tabii ki bu sorularınıza Evet. daha iyi cevaplayabilirsiniz sonra. Bu konuda uzman arkadaşlar yardımcı oluyorlar. Onlar çok bilgili. Eğer almayı düşünenler varsa benim de bildiğim kadarıyla böyle bir destek alabiliyorsun. Ama tabii anladım senin neden faydalanmadığını ya da başvurmadığını. Evet. Yani aslında biz sorularımızı, ben sorularımı sordum. Eğer sizden soruları olanlar varsa mesaj atabilirsiniz. Ve Serra'ya sorabiliriz. Serra, insanlar soru sorarken ben bir soru sorayım, merak ettim. En sevdiğin, yaparken en zevk aldığın parça hangisiydi? Eserin, ustalık eserin hangisi? Ustalık eserim gelmek üzere. Daha hayallerde. Ama en çok bir tane masa yaptım böyle okuldaki kalan tahtalardan ve böyle babaannemin barok gibi böyle şey ayaklarıyla falan böyle bir şey yaptım. Üzerine de ne denir Türkçesine emin değilim. Fonir, venir mi? Evet. Ne deniyor Bir, bak? çok ince bir Vernik, tahta. vernik. Vernik mi? Vernik değil, vernik değil. Mil mi? Böyle Mil ince tahta şeyi, foniye mi? deniliyor ama şey mesela ucuz bir tahta alıyorsun, üzerine bu pahalı tahta şihtini koyuyorsun. Öyle bir masa. Ya. Çok güzel. Evet. Belki bize şeyden bahsediyorsun. Çünkü sen bir yandan peki Ausbildung yaparken çalışma hakkın var mı? Çalışabiliyor musun? Çalışabiliyorsun ama hafta sonları tabii çalışabiliyorsun. Gerçekten şeye bağlı işte hard fee falan aldığına bağlı galiba hard fee zaten ödüyorsa bilmiyorum onların kuralları nedir? Profesyonel birine sormak lazım. Tabii ki de her şey olarak marangoz olarak çalışmak zor ama praktikum yapmak zorundasın. Bu iki yılda işte Umschulung yani üniversite yapmışsan ya da Ausbildung daha önce yapmışsan daha çok böyle nakvalifikasyon yapıyorsun. Ve bunda da 2 yılda bitirebiliyorsun. 3 yılda yapmak zorunda değilsin. Hanım, sen staj yaptın mı? Ya da Staj yapacak yaptım. mısın? Aynen. Yaptın. Sen stajını nerede yaptın? İsviçre'de 3 ay. Aa, İsviçre'de yaptın. Ya. Öyle Aynen. başka bir yerde de, yani başka bir Avrupa ülkesinde de yapabiliyorsun yani bu durumda. Evet. Evet. Yani çok istemiyorlar ama zorlayabiliyorsun. Anladım. Çok güzel. Ausbildung eğitim sonunda iş başvurusu için herhangi bir destekte bulunuyorlar mı diye sormuş Metin Bey. Ausbildung yaptığınız yer destekte bulunuyor mu? Yani şöyle Ausbildung'un yaptığında zaten kontakların oluyor çok. Hani hem öğretmenlerden hem de birbirinizden duyuyorsunuz. İnsanlar değişik yerlerde praktikum yapmış oluyor. Ondan dolayı yani şimdi böyle çevrenizde habire işte şu anda TİŞ'lerinle ilgili yani kontak ve gruplar var filan. Ondan dolayı çabucak içine girebiliyorsun. Burada da çok ihtiyaç var. Ondan dolayı açık olduğundan dolayı gerçekten hani iş bulmada zorlanması. En kötüsü kontak yok. Başka bir şirkettesin, başka bir yer bulmak istiyorsun. Job center vesaire ya da internetten gerçekten böyle
inanılmaz bir akses şeyi var. Marangozluğun Almanya'da değerli bir meslek olduğunu düşünüyor musun? İş var mı yani marangozlara sence Yani Almanya'da? çok var. Çok var İnanılmaz. değil mi? Yani şöyle ben işte Ausbildung öncesi de marangoz olarak çalışıyordum. Korona oldu ve böyle işimiz 3 katına arttı filan. Hani yani çok ihtiyaç var ve insanlar burada nasıl diyeyim şeye önemsiyorlar. Ağaç, mobilya, bıdı bıdı gerçek olmasına filan. Ondan dolayı ya ondan başka hani mesela tiyatro filan da çalıştım. Gerçekten böyle el işin oldu mu gerçekten birçok alanda çalışabiliyorsun. Yani elin alışık oluyor ve değişik yerler çağrılıyorsun. Kaç Peki. kişisiniz peki eğitim alan şu an yani böyle okul arkadaşlarım var mı? Kaç kişisiniz? Aynen 8 kişiyiz şu anda bu sınava girecek. Öyle bayağı herkes çok değişik mobilya yapıyor birbirinden. Çok zevkli böyle birbirimizden çok öğreniyoruz. Hani bir de şey heyecanlıyız böyle birbirimize işte solüsyon bulmaya çalışıyoruz filan falan. Öyle bir de yani şey son parçayı yaparken de bütün okul birbirine yardımcı oluyor filan. Çok tatlı bir dönem böyle o stresin içinde gerçekten birbirine herkes şey yapıyor. Bir firmada çalışırsan tatlı insanlarsa %90 da öyle. Bütün herkes böyle girişiyor. Son mobilyan için filan böyle çok destek oluyorlar. Öncesinde illaki aynı bölümden mi mezun olmak Yok. gerek Türkiye'den? Yani Hayır, aynı. Türkiye'de böyle bununla ilgili bir meslek yaptıysa Hayır. yani Hayır, burada hayır. kısaltabilirim o süreyi. Hayır. Hayır. Yani burada şey kısaltma zaten hani sen üniversite falan gitmişsen 2 yıla indirebiliyorsun. Yani ondan dolayı şey alanında olmak zorunda değil. Birçok hani yani 2 yılda evet bitirebiliyorsun. Almanca yeterliyse 2 yılda bitirilebilecek bir kurs. Hele ki okula gidiyorsan. Peki başvururken herhangi bir portfolyo falan sunmanı istiyorlar mı senden? Yani şeye bağlı, ne alanda girdiğine bağlı. Hani Job Center'la mı giriyorsun, yoksa işte benim girdiğim Senat programıyla mı? Ona göre senden hani istekleri var, Neler onları gösteriyor? karşılaman lazım. Mesela benim eski ustamdan kağıt lazımdı 5 yıl önce onunla çalıştığıma dair filan hani. Ama Job Center'dan gelmiş olsaydım böyle bir şeye ihtiyaç olmayacaktı büyük ihtimal. Tam olarak hangi belgeleri istediler senden? Neleri toparlamak durumunda kaldın başlarken? İşte Türkiye'de böyle marangozhanede çalıştığımı, burada şey olarak çalıştığımız selbstständig o Serbest. serbest işçilik. Orada da böyle hani her yıldan bir tane böyle rechnung şey fiş Fatura örneği. fatura işte şey sertifika dil sertifikası. Türkiye'deki mesleki yeterlik diplomasının Ausbildung eğitim için herhangi bir önemi var mı burada diye sormuş Metin Bey. Yani meslek okulundan gelen yani şey yapabilirsin işte kualifikasyon yani 2 yıllık umschulung diye bir yani bu iki kelime kualifikasyon ve umschulung olarak bakabilirsin. Yani Ausbildung değil umschulung oluyor. Yani galiba şey Evet. demek değil mi? Sonrasına. Yaptığın şey olmak zorunda değil diye biliyorum. Yani meslek lisesinden işte şey sertifikan varsa üniversite ya da işte Türkiye'deki eşleştirme şey bir arkadaş var. O da marangoz olarak meslek lisesinden bizim okulda meslek lisesinden şey oldu. O da 2 yıl yapıyor. Peki yani mesleki eğitimi yapmasaydın da yine de marangozluk yapabilir miydin Almanya'da? Ya yapabilirim ama yani firmaya girdiğim anda arkada olan her şey gitmiş oluyor. Bir de kaza falan olursa gerçekten çok çok problematik. Yani kaza şey düşünmeyin sadece merdivenden düşmek değil. Geçenlerde bir tane kolegim şey bizde cihaz var böyle şey için borular için filan falan. Ve yani bir tane kolegim şeyi koyuyor, drill'i koyuyor, bir şey çıkmıyor ve çivi böyle dönüyor. Çivinin sonu bir tane boruyu patlatıyor ve bütün binanın suyu şey suyu, kalorifer suyu. Ve böyle 3 alt alta 3 bina şey olması lazım ve hani adı nedir? Versicherung. Sigorta. Sigorta sadece bu kişi işte handwerker şey olduğu için falan Bunu karşılıyor. karşılıyor. Şimdi ben bunu yapmış olsaydım
büyük ihtimalle 100 bin dolarlık falan bir probleme girmiş olurdum. Ondan dolayı. Serra çok teşekkürler. Evet, başka soru da gelmedi. Ama zaten çok güzel sorular aldık. Serra, sen de bizi çok güzel bilgilendirdin. Katıldığın için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi şanslar herkese. Hoşça kal. Bay bay.